Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz derslerde ufak tefek bir şeylerden bahsetmiştik ama bu dersimizde de kısmet olursa yine biz devlet arşivlerinden bahsedeceğiz. Ama bu kez tabii devlet arşivlerindeki sistemleri, tasnifleri tanıtmayacağız. Devlet arşivleri sitesinde yer alan haberlere kısaca bir göz gezdirelim. Bakalım devlet arşivlerinde ne gibi haberler var? Ona da bakmış olalım. Malta, bakın görüyorsunuz, Malta altını çizelim. Malta'nın milyonlarca tarihi belge internet üzerinden erişime açıldı. Covid-19 nedeniyle arkadaşlar araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla ne yapıldı? Bütün belgeler hizmete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Devlet Arşiv Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu ziyareti de gördük. Yine Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ortaklığında düzenlenen Mozambik'e yönelik bir takım faaliyetler var. Yine Filistin Devleti Arazi ve Su Yerleşim Komisyonu Başkanlığı devlet arşivlerini ziyaret etti. Yine bir milli mücadele sergisi var. Belki o sergiye de şöyle bir tıklayıp göz atabilir miyiz diye bakalım. Resmi sekmede aç diyelim. O sergiye de gidebiliriz belki. Bu da işin farklı bir boyutu. Tabii ki arkadaşlar devlet arşivleri önemli bir merkez. Tabii yayınları çok önemli arkadaşlar. Tabii siteyi tanıtma değil, haberlerini tanıtıyoruz ama burada önemli birkaç tane yeni yayın var. Bu yeni yayından da yeri geldiği için bahsetmek isterim. Bu yeni yayınlardan bir tanesi arkadaşlar kaynaklarıyla Osmanlı coğrafyası yer adları sözlüğü. Tabii bunun için Filemaker datasını yüklemiş olmak lazım. Bu datayı, bu bilgileri kullanabilmek için bilgisayarımızda FileMaker programının olması gerekiyor. Bu olduğu takdirde Osmanlı coğrafyasındaki yer adlarını kaynakları ile birlikte indirebiliyoruz. Daha önce de biliyorsunuz devlet arşivleri Osmanlı yer adları sözlüğü çıkartmıştı. Ama bu kez tabii 2020 versiyonu bu. Ama bu sefer kaynaklarıyla birlikte var. Yine aynı çalışmanın bakın burada görüyorsunuz yer adları söylüyor ama bu sefer Excel datasıyla kaynaklarıyla Osmanlı coğrafyası yer adları sözlüğü. Yine yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında maddelik Excel datası bu. Bunu da buraya yükleyerek gerçekten muhteşem bir hizmet etmiş devlet arşivleri. Gerçekten de arkadaşlar son dönemde devlet arşivlerinin çok gayret keşane, muhteşem çalışmaları var. Bakın yine aynı çalışmanın bir devamı. Kaynaklarıyla Osmanlı coğrafyası yer adları sözlüğü. Bu da yine 2020 yılı, belki de 2021'e taşacak vaziyette. Çünkü yeni çıkmış, taze bir yayın. Bu da önemli bir yayındır diye düşünüyorum. 29 adet de harita var. Bu haritada da bu yerleri bulabilmek mümkün. Tabii bu arada bir sergi kataloğu var. Mucebince Ameloğlu'na Hattı Hümayunlar sergisi kataloğu. Yine bu Millet Kütüphanesi'nde yer alıyor arkadaşlar. Önemli belgeler gerçekten devlet arşivleri. Önemli belgelere, önemli çalışmalara imza atmış. Bunun altını çizelim. Bakın yine 2019 yılında çıkmış önemli bir eser. Osmanlı bürokrasisi, merkez ve taşra yöneticileri. Bu da önemli bir eser. Yine yeni çıkmış bir eser arkadaşlar. Belgelerle Osmanlı yönetiminde Kıbrıs. Bu da önemli bir eser. Bundan da gerçekten yararlanmak lazım. Bunun altına çiziyorum. Yani bunu da not etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar karşımıza Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları dergisi. Bu da devlet arşivlerinin yayınladığı hakemli önemli bir dergi. Bunun da altını çizmiş olayım.
Yani bu çok önemli. Bunun altını çizeyim. 81 numaralı mühimmat defterinin çalışması, bu da son derece önemli arkadaşlar. Tabii 2021 yılına ait bir çalışma sanmıyorum ki olsun, çünkü yeni. Biz de tabii ana sayfaya geri dönelim. Ana sayfaya döndüğümüzde Osmanlı arşivinin tanıtımı için bakın burada bir video var. Tabii bu videoyu belki biz de yayınlayabiliriz ama yayınladığımızda tabii telif hakkına gireceği için mecburen videoyu açamıyoruz arkadaşlar. Sadece tanıtım olarak göstermek uygundur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, önemli bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı. Önemli bir kurum. Peki bu arşive, Devlet Arşiv Başkanlığı'nda personel olabilmek için neler yapmak lazım? Buraya nasıl girilir? Evet arkadaşlar, devlet arşivlerine nasıl girilir? Bu soru da önemli bir soru. Tabii bunu cevaplamak için personel olarak hangi birimde çalışacağınız çok önemli. Niteliğiniz nedir? Nerede çalışacaksınız? Yani bunun bilinmesi gerekiyor. Mesela restoratör pozisyonu için mi çalışacaksınız? Tekniker olarak mı? Mühendis olarak mı? Diyetisyen olarak mı? Yani hangi birime başvuracaksınız? Burada önemli olan bu. Tabii buraya giriş için 657 sayılı devlet memurları kadrosunun bütün şartlarını taşıyor olmak, güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak, öğrenim şartlarını taşıyor olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS sınavı B grubundan lisans mezunları için KPSS 3, ön lisans mezunları için KPSS 93 ve orta öğretim kurumları için KPSS 94 puan türleri esas olarak en az 50 puan almış olmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun altını çizelim. KPSS'yi kazanmış olsak bile arkadaşlar, Devlet Arşiv Başkanlığı internet sitesindeki duyurusuna göre bir giriş sınavına ve bu sınava katılmaya hak kazanan kişiler duyuruda belirtilecek. Tabii devlet arşivlerinin genel merkezi biliyorsunuz Yeni Mahalle'de, elden ya da posta yoluyla eksiksiz olarak belgelerin ulaştırılması gerekir. Genelde istenilen evraklar tabii farklılık gösterebilir ama KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik, fotoğraflı özgeçmiş, devlet arşivlerine teslim edilecek güvenlik soruşturması vesaire, yabancı KPSS'den alınan yabancı dil puanı varsa, diplomanın veya mezun olduğunu gösterir noterden örnekli bir şey, 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. Peki değerlendirme nasıl oluyor arkadaşlar? Değerlendirmeyi de şu şartlarda görebiliyorsunuz. İşte bakın, aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Giriş sınavına çağrılacak adaylara ait listeler ise sınav günü, saati devlet arşivlerinin sitesinden genelde ilan ediliyor. O halde devlet arşivlerinin sitesini ne yapmak lazım? Takip etmek lazım arkadaşlar. Peki hangi kadrolar var? Bakın, restorasyon kadrosu 25'miş, restoratör kadrosu, brüt ücreti yazılmış, tekniker, teknisyen, mühendis, diyetisyen ve diğer personellere ait şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Bunlara ait bir takım, mesela restorasyon noktasında çalışacakların aranılacak asgari nitelikler yazılı. Bakın burada işte mimari, restorasyon, iç mekan koruma, yenileme, bina koruma vesaire alanında uzman olması isteniliyor. Yine bir restoratör için ön lisanstan bir eleman alınmış mesela, daha önceki bu şeyler arkadaşlar, ilanlar. Bu kadroları arkadaşlar, mesela bu ilanın yayın tarihinde verelim ve dersimizde bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet, bu ilan muhtemelen yeni bir ilan değil arkadaşlar. 1,5-2 yıl öncesine ait bir ilan. Bunun altını çizelim.
Ama öğreniyoruz ki devlet arşivlerine girebilmek için KPSS'de mutlaka uygun bir puan alma şartı var. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Allah'a emanet olun.